Renkli Hayatlardan bir kez daha merhaba. Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırladığımız programımızın bu haftaki konuğu çok özel bir isim. Semiha Yankı. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Senin için özelimdir mutlaka. Ah Semiha Hanım, hoş geldiniz diyecektim. Deme, doğaçlama başlayalım. Senin için özelimdir. Yani büyüdün, genç adam oldun ama seni çocukluğundan beri tanıyan bir insan olarak, bu işlerde nasıl buralara kadar geldiğini bilen bir insan olarak seni hem kutluyorum hem de çok seviniyorum senin adına. Gerçekten yani, sen çok iyi bir çocuksun. Çok teşekkür ederim. Ben tam şunu söyleyecektim aslında. Hani ben Semiha abla diyebilirim sevgili seyircilerimiz. Çünkü 10 yılı aşkın bir fazlası var. Çok fazlası var. Tanışıklığımız ve bir abla kardeş ilişkisi diyebilir miyim ben ona? Kesinlikle diyebilirsin. Yani benim kendi kardeşlerimle senin kadar belki yakın, mecazi anlamda tabii, yakın ilişkim yoktur. Çünkü hayatımdaki önemlilerden bir tanesisin sen de. Estağfurullah, ne güzel. Şuraya şu programa gelebilmek için sevgili seyirciler, neler yaptığımı bilmeniz lazım. Yani nasıl geldim, nasıl yetiştim, sırf Ünal'cığıma yol açabileyim, yer açabileyim diye kendi kendime hakikaten de iyi yapmışım. İyi ki de geldim. Özlemişim de çok. Çok teşekkür ederim. Canım. Ama ben de ablacığım, başınızın etini yedim uzun zamandır, hadi gelmiyor musunuz diye. Nihayet şimdi bu haftaya evet, kısmet daha oldu. Daha önce gelişinde de yapacaktık bunu ama çok kalabalık ekip olarak evet. Gelince uymak zorunda kalıyorsun ekibe. Kırılma yaşamak istemiyorum. Onlarla beraber olunca da zaman ayıramıyorum. İyi ki ama bu güzel oldu. Peki, teşekkür ederim tekrar. Rica ederim canım benim. Geldiğin için. Nasılsın ablacığım? İyiyim. Yani biraz sağlık problemleri yaşadım. Geçmiş olsun. Alerji çıktı bende, reflü çıktı falan filan. Bunlarla ilgili bir sesimde falan boğuklaşma falan yaşadım. Uzunca bir sürede tedavi gördüm. Şimdi son bu günlerdeki bu grip olayı var. Herkeste bir öksürük, aksırık, nefes alamama. Ve onu yaşıyordum, onu da bitiriyorum yavaş yavaş. İyiyim ama genel anlamda iyiyim Allah'a çok şükür. Göründüğüm gibiyim işte. Seste bir sıkıntı var dedin abla ama hiç valla konserlerde falan onu hissetmedik. Yok, hissetmiyorsunuz. Onu çok profesyonelce kapatmaya çalışıyorum ama bayağı zorladı beni. Bayağı. Peki. Ama iyiyim şimdi. Geçmiş olsun diyeyim tekrar. Önümüzdeki günlerde söylemeyeceğim yerine Bursa konserleri başlıyor. Öyle mi? Yani harika. Şimdi ayda bir diye başlıyoruz. Sonra 15'te tamam. 1'e, ondan sonra da haftada 1'e ineceğiz inşallah. Ama şimdi Bursa konserleri başlıyor. Bilginiz olsun, şimdiden duyuralım Bursalılara. Daha sonra tanıtımını yapacağız. Tamam. Siz zaten böyle belli dönemlerde bir Bursa programları yapmadan olmuyor değil mi? Bursasız olmaz. Benim hayatımda Bursa çok önemli gerçekten. Sanat hayatımda çok önemli. Ben hayatımın en önemli zamanlarında bir Ankara'da bir Bursa'da geçirdim. Yani İstanbul'da çok fazla çalışmadım ben. Ankara, Adana, Bursa, bunlar benim kalelerimdi hep. Ama Bursa'da çok fazla zamanım geçti. Çok yerde çalıştım, çok otellerinde çalıştım, çok ekmeğini yedim ve ben Bursa'yı ve Bursalıları çok severim zaten. Gerçekten çok severim. Ne güzel, Bursalılar da sizi çok seviyor, biliyorum, ondan eminiz. Çok severler, çok severler. Peki, şimdi kızmazsanız Eurovision değil mi? Eurovision deyince bir anda şöyle 9 aylık hamile gibi içim şişiyor arkadan. De! Ama şimdi neden böyle bir durum var? Eurovision deyince... Tamam, hani siz Türkiye'yi ilk temsil eden sanatçısınız. Evet. Okey ama böyle bir Fahri Eurovision doktorası, profesörlüğü durumu yapıştı üzerinize. Şöyle bir şey var. Johnny Logan gibi hani birkaç defa Eurovision'a girersin, birinci olursun falan filan da beni bilir kişi ilan eder. Arkadaş, ben gitmişim sonuncu olmuşum. Bak şimdi. Tamam mı? Hani ülkeye senin bir faydan olmamış. Tamam, gitmişsin, en iyi şekilde temsil etmişsin. Şu anda benim okuduğum şarkı en iyi 10 şarkının evet, arasında. Evet. Tamam, bu kesin klasikleşti seninle ama. Seninle bir dakika. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Siz bana öyle bir elbise giydirdiniz ki, saçımı öyle bir boyadınız ki, beni o kadar aç bıraktınız ki, ben Eurovision'a gittiğim yılları hatırlamıyorum ki, hatırlamak bile istemiyorum. Hala bana geldi Eurovision'u bana... Ya neyini anlatacağım arkadaş, ne yapacağım? Altı üstü şarkı yarışması. Ha, Eurovision'da şuna çok sinirleniyorum. Teşbih tahta almasın. Eurovision bir vatan millet Sakarya işi değil. Bir Türklük ya da Müslümanlık ya da haç olayı değil. Hani bunu çok hassas bir konudur da bu. Bunu biraz büyütürsünüz. Türkiye çekilir dersiniz ya da
biz Müslüman ülkeyiz işte olamayız falan filan desin. Bunun altı üstü şarkı yarışması. Çok bir milli mesele haline geliyor açıkçası. Ya böyle bir şey yok. Yani... Bu kadar millileştirmenin bunun anlamı yok. Arkadaş birisi gidecek, üzerine ya takım elbisesini giyecek ya elbisesini giyecek. Çıkacak şarkısını söyleyecek ve inecek. Bütün dünyanın izlediği bir yarışmada orada o Türk bayrağının dalgalanması bile bir onur. Mutlaka. Benim bayrağımın tanıtılması benim için büyük bir şeref. Benim şarkıcılarımın nasıl olduğunun orada görülmesi bile benim için büyük bir onur. Çünkü Türkiye'de gerçekten çok sıkı ve güzel şarkıcılar var. Evet. Var. Ben dinliyor muyum? Dinlemiyorum. Orası başka. Ama gerçekten güzel şarkıcılar var. Bunlarla beraber neler yapılabilir? Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Zaten Eurovision artık şarkı yarışmasından da şov haline dönüşüyor. Asena'yı koy oraya. Yanına bir tane şarkı. Yani 4-5 tane dansçı koy ama senin ülkenin vatanının, toprağının tanıtılması açısından çok iyi. Neden çekilirsiniz bu yarışmalardan? Bunları anlamış değilim. Şimdi tabii Eurovision bilirkişiliği dedik ya Semih abla. Şimdi tabii burada sizin Türkiye'yi ilk temsil eden isim olmanızın yanı sıra bu meseleyle ilgili çok yerinde tespitleriniz var. Sanırım bu yüzden de bir bilirkişilik meselesi üzerinize yapıştı. Ya benim gibi tespitler yapan birçok insan var aslında. Yani ilk olmamdan kaynaklanıyor. Seninle bir dakika unutulmamasından kaynaklanıyor. Benim anladığım bu. Tespitler dediğim gibi hakikaten bir kere yarışma formatından çıktı. O eski benim gittiğim yıllardaki zaman gibi değil mi? Benim gittiğim zamanda her ülke kendi lisanından okuyordu şarkıları. Öyle bir mecburiyet vardı. 3 dakika 15 saniyenin üstüne çıkmayacaktı. Her şarkıcı canlı okuyacaktı. Şimdi playback yapılıyor. İngilizce okunuyor. Bilmem ne falan ama yine de iyi bir yarışma. İyi bu, bir yarışma. Dil meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü İngilizce okunmadığı zaman şarkı bu sefer birinci olma olasılığı azalıyor. Olmayıver İngilizce... arkadaş. Olmayıver. Şart mı revizyonda birinci olma? Ha nedir yani bu? Şart mı birinci olma ama senin ülkenin lisanı orada dünyanın bildiği bir yarışmada tanıtılsın. Biz nasıl İngilizce konuşuyor, Fransızca, Almanca konuşuyor. Niye? Adamların çünkü o kadar yaygın bir çalışan hükümeti, Kültür Bakanı ya da ne bileyim Dışişleri Bakanı var ki. O kadar yayıyor ki bir dünyanın önemli ülkeleri. Neden Türkçe, mesela İsrailce başlandı duyulmaya? Neden? İbranice duyuluyor şimdi. Arapçayı anlıyoruz. Türkçeyi kimse bilmiyor. Niye? Girmezsen böyle yarışmaya bilmez. Şarkının atıyorum 3 dakika 15 saniye mi bu? 2 dakika 15 saniyesi İngilizce olsun da 1 dakikası Türkçe olsun ya. Dediğiniz o büyük sorumluluk sanatçılara da öylesine fazlasıyla yansıyor ki birçok sanatçı teklif geldiği zaman artık böyle bir düşünüyor. Mesela Tarkan'ın gitmesi söz konusu oldu. Hani gitsin diye kamuoyu oluşturuldu diyeyim daha doğru olacak. Tarkan'dan mesela hiç ses çıkmadı. Sanatçılara da yüklenen sorumluluk çok fazla mı? E tabii şimdi vatan millet Sakarya haline getirirsen sanatçın o yükün altında ezilir. Yani bunun kökü şarkı yarışması arkadaş. Ne oluyor? Sen gittin yok kazanamadın yok kötü şarkıydın bana neler ya beni paraladılar 75'te ya. Paraladılar tam yani. Tam bunu soracaktım. Aslında çok da küçüktü değil mi yaşınız gittiğinizde? 17. 17 yaşında Türkiye'yi tabii canım. Hem de ilk kez evet. Temsil ettiniz. Çok ağır bir sorumluluk. Şimdiki böyle Tarkan gibi ne bileyim işte Ajda gibi bir insanın üzerine Ajda gitti. Gerçi de Tarkan gibi insanın üzerine sorumluluk verirseniz çocuk bunun altında ezilir gitmek istemez. Çok normal. Çok normal. Sanatçılara da hak vermek gerekiyor değil kimse mi? Gitmez. Ben yani şu andaki aklıma ben de gitmem. Gitmem yani. Sertab Erener bir tek birinci oldu. Evet. Şaşırdınız mı Hayır. birinciliğe? Hayır. Çünkü Sertab'ın zamanındaki arkadaki ekip çok kuvvetli bir ekipti. Ve finansal açıdan çok büyük paralar harcandı. Benim gittiğim yılda televoting denilen sistemle o oylama olmuş olsaydı, o paralar o zaman harcanmış olsaydı ben birinci olurdum. Çünkü ilk katılan yarışmacıydım ben. Şimdi Sertab'ın yıllar sonra birinci olması benim çok beklediğim bir şeydi. Bir kere Sertab zaten çok iyi bir şarkıcı. Evet. Çok iyi bir şarkıcı. Tartışmasız Türkiye'nin en iyi şarkıcılarından bir tanesi. Şovu da çok iyiydi. Güzel de bir parçaydı. Hakkıydı zaten. Hakkıydı.
sadece şarkının ve yorumlayanın iyi olması yetmez. Yetmiyor tabii. Yetmiyor tabii. Siyasi açıdan bakarsan da biraz etkileri var. Hı hı. Ama bazı şeyler biraz da tamamen duygusal meseleler. Onu da yani tabii. Bunların açabileceği çok kapı var orada. Çok. Anladım. Çok. Peki seninle 1 dakika 75'ti değil mi? Evet, 75 22 Mart. 22 Mart. Hı. Vallahi dün gibi hatırlıyorsunuz. Hatırlamam mı tarih? Benim için o hayatım ne benim? Benim doğum tarihim gibi bir şey o yani. 1975 22 Mart. 13. sırada Eurovision'u Türkiye'yi temsil etmek. Ama uğursuz rakammış 13. Yok, sıra. Yok vallahi benim hayatım hep 13 ve 3'ler üzerine. Ben öyle hiç mi? Böyle hiç uğursuzluğuna inanmadım ben 13'ün. Hiç ne münasebet. Ben 13. sırada gittim. Ne oldu ben 13. sırada gittim de Türkiye'yi temsil öldüm mü? Yok, hala seninle bir dakika hala Semih Ayankı konuşuluyor. Demek ki uğursuz değil. O Avrupa'nın stratejisi, ne yapayım yani? Tam da bunu soracaktım aslında. Seninle bir dakika belki 75 yılında Eurovision'da hani beklediğiniz sonucu size getiremedi ama yıllar içinde bunca zaman geçmesine rağmen seninle bir dakika artık unutulmaz bir klasik. Aynen öyle. Değerinin biraz geç fark edildiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Bence benim gittiğim yıl bile yani ülkeyi temsil ettiğim yılda seninle bir dakika o yarışmanın için en güzel şarkıydı. Halihazırda Türkiye'yi gidip temsil eden şarkılar içinde en güzel şarkıdır seninle bir dakika. Önüne hiçbir şey geçemez. Eurovision tarihinde de zaten en çok sevilen ilk 20 şarkının içine girdi seninle bir dakika. İlk 10 Türkiye'deki birinci sırada Sertab'ın birinciliği, ikinci sırada seninle bir dakika biliniyor ama o yanlış bence birinci sırada seninle bir dakika. Dünyada da ilk 20'nin arasında. Seninle bir dakikanın İlk olması, benim de bu şarkı ilk seslendirmem, yıllar içinde seninle bir dakikanın değerini bulması benim meslek hayatıma bana bir ağırlık getirdi. Yani şimdi insanların hani böyle aman bir şarkıyla çıkmış da işte hani falan aslında ben bir şarkılık sanatçı hiçbir zaman olmadım. Hep öyle derler. Benim 20 tane, 20'ye yakın albümüm var, 1,5 milyon satmış albümlerim falan filan var. Bir şarkılık olmak bile seninle bir dakikayla çok önemli. Çünkü o başka bir vizyon, başka bir ağırlık. Seninle bir dakika başka türlü bir ağır şarkı, onu seslendiren de başka türlü bir ağırlığı olmaya başladı. Yani bana bakılan o bakış açıları değişti. Semiha'nın bir ağırlığı olmaya başladı. Tabii ki yaşla da bağlantılı bir şey ama okuduğum şarkının çok büyük önemi var diye düşünüyorum. Yok, yok, yalan deme. Siz yaşla alakalı dediniz, yaşlanmıyorsunuz, ona ayrıca geleceğim ama. Yaşlanıyorum. Yaşlanıyorum. Şöyle, nüfus kağıdım yaş alıyor, ben yaşlanmıyorum. Evet, evet. Bu, yaşsız bunu, kadın. Bunu soracağım çünkü bu normal bir şey değil. Değil mi? Evet, hani dedik ya seninle bir dakika yıllar içinde gelişti. Hmm. Bir ara Gece Yolcuları coverladı değil mi şarkıyı? Evet, coverladı. Bir ara Gece Yolcuları, sonra Tuğba diye bir kız vardı. O sonra bıraktı, bir şeyler oldu. Uzun boylu güzel bir vokaldi. Ondan sonra o okudu. Ama Gece Yolcularından benden sonra biraz ses geldi. Onlar da bir daha üzerinde durmadılar şarkının. Öyle kaldı ama sahnede falan okuyorlar galiba. Şarkı tabii zor bir şarkı. Biraz şarkıcı mı seçiyor yorumlama noktasında? Yani seninle birlikte herkes kolay kolay okuyamaz. O biraz da aslında belki okurlar, şarkıcı olanlar okurlar ama nedendir Sezen'den ilk dinlediğin şarkı hep Sezen gibi okuyanı ararsın. Ajda'dan dinlediğin şarkı hep Ajda gibi okuyanını ararsın. Hani ilk kulağa genel olarak seninle bir dakika hep Semiha okusun diye bekler insanlar. Öyle benim Kara Sevda ile gülmek için yaratılmış öyle. Yani o tadı onda buluyorsa insanlar başka kimse de bulamıyor. Öyle bir durum var yani.
Demek ki tarif tam. Başkası yapamıyor o yemeği. Yapamaz. Şimdi şey mesela Ayla Çelik diye bir kızcağız. Ben dünyanın en büyük. O şarkıydı ondan başka kimse. Kimsenin iyi gelmez o tını. Alıştı çünkü kulak oraya. Öyle bir durum var. Ben Leyla'yım, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben... Ayla Çelik gibi son dönemde böyle dikkatinizi çeken, aferin dediğiniz, çünkü sizden aferin almak önemlidir. Var mı aklınıza gelen? Ben artık ipin ucunu kaçırdığım için yani kim nerede, ne zaman çıktı, ne oluyor, ne bitiyor, kim ne zaman geldi. Yeni yeni bir sürü isimler duruyor. Kadının saçının burası siyah, burası beyaz. Bir tanesinin burası kızıl, burası mavi. Yani bilmiyorum. Bunlar kim bilmiyorum. Ama bir yarışma var televizyonlarda. Önemli bir yarışma. Oradan iyi sesler geliyor. Ama... Ne kadar ne olur. Bana sorarsan şu anda hangisini dinliyorsun diye hiçbirini dinleyemiyorum. Dinleyemiyorum. Yani bir de Ayla Çelik'i dinliyorum. Hı hı. Bir de son günlerde ağzıma takıldı. Piyasada hani sahnede olduğum hayatı tesbih yapmışım sallıyor huyuşum. O da ne garip şarkıdır arkadaş. Çalmaya başladığın anda herkes ayağa kalkıp oynuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir tane oturan yok ya. Yani yok öyle dinleyebildiğim yok. Ben gene hep kendi yerimdeyim. Ben biliyorum Selami Şahin dinleyeyim, işte Ahmet Özhan dinleyeyim, ne bileyim Gönül Akkor dinleyeyim. Yani ben Mine Koşan, oralardayım ben hala. Kim demiş uzaksın diye, buradasın, buradasın işte. Tam şuramda, göğsümde, benliğim de, içimde. Sıcaksın, sıcaksın, her an yanındasın, nefes alışım. Şimdi dinleyemiyorum dediniz ya, şimdi bu önemli bir kelime. Dinleyemiyorumun anlamı... Yoruyor. Onu soracaktım. Şöyle ki yoruyor, altyapı yoruyor. Şarkıcılığı çok bağırmayı şarkıcılık zanneden insanları dinlemekten yoruluyorum. Çünkü çok fazla bağırdın mı, çok fazla gırtlak yaptın mıydı, çok fazla kendini... Çarptırdı mı beni yoruyor, yoruyor. Ben daha düz, soft, Hakan Altun gibi sesler. Hı hı. Küçük Emrah gibi sesler. Emrah zaten kocaman adam oldu artık, küçük kalmadığını da. Yani Emrah'ını unutabilsemler, götür beni gittiğin yereler. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokun özlerim, hep yolların. Götür beni gittiğin yere. Böyle arada bir İzzet Yıldızhan'dan böyle bir güzel, çok bağırmadığı şarkılar çıkar. Hı-hı. Tadında, hay, bağırması gereken yerde de göstersin kendini ama her dakika çıngır 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 oldu muydu? Yoruluyorum ve son günlerdekilerin hepsi böyle. O yüzden beni yoruyor. Yoruyor. Bu söylediğiniz şimdi ses yarışmalarında da benim çok dikkatimi çekiyor mesela. Hani o Ses Türkiye'de falan, evet, örneğin. Hani çıkan yarışmacı böyle bir dur bir sesimi göstereyim deyip ne varsa haykırıyor. Aslında bu değil. Dikkatini çekiyor mu senin? Kuliste bir şey konuşuyor. Önceden VTR'ler çekiliyor ya. Ben işte müzisyenim, sesime çok güveniyorum. Hı. Ben işte bu kadar senedir bunu yaptım dediği anda eleniyor. Fark ettin mi? Yani, dikkat et, evet, bak. Evet, doğru. Böyle, yani çok ben, hayal kırıklığı yaşayan tabii, var bu noktada. Sesime çok güveniyorum işte. Şöyle dedim, ne kadar sessiz konuşmayan. Hı. Geldim, katıldım, hayırlısı olsun diyen varsa ondan sonra bu meslek ukalayı hiç sevmez. Sivrileni sevmez. Öyle bir halkımız var ki bizim, zaten gerekeni verir. Hı hı. Ama ben şöyleyim, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım dedim. Seni devirir şey al aşağı eder ki çok ukala olduğum bir müzisyen de bunu hisseder. Hisseder. Senin oradaki yapmak istediğini algılar. Müzisyenler zaten duygusal insanlardır, hassastır. Senin orada ne verip ne aldığını çok iyi çözer. Anlatabiliyor muyum? O yüzdendir ki fazla ben bu işi biliyorum bilmem ne, çok da kendini göstermeye kalksın mıydı? Kapat onu, ama birkaç tane bir şey dinledim orada. İnanın o kadar mütevazı,
çıktılar, işlerini yaptılar ve sonuçta onlardan biri birinci olur diye düşünüyorum. Güzel, yumuşak, yeri geldi miydi interval, çok güzel şeyler var. Çok. Bu sanatçılardaki özgüven ve ego meselesine gelmek istiyorum ama izin verirseniz kısa bir aradan sonra devam Peki. edelim. Peki. Renkli Hayatlar kısa bir aranın ardından devam edecek. Renkli Hayatlar Semiha Yankı ile devam ediyor. Evet Semiha abla, az önce söylediğiniz bir şey gerçekten dikkatimi çekti. Mutlaka seyircilerin de dikkatini çekecektir. Şimdi kendine çok güvenen, ben şuyum, şu kadar zamandır sahne alıyorum, çıkıp da işte şampiyon olacağım diyen eleniyor. Olmaz. Şimdi sanat dünyasında da tabii magazin gazetecileri olarak biz şununla çok karşılaşıyoruz. Özgüven bir yana müthiş egolar var. Yani şişirdi egolar onları. Hani ben oldum değil ben uçtum tadında takılan çok fazla isim var. Zaten siz de bu dünyanın içindesiniz. Hani ben aslında seyircilerimize anlatıyorum meseleyi. Sizi tabii tenzih ederim. Ben size beni her tenzih zaman... etme. Hayır yani bu böyledir. Egoları vardır sanatçıların doğrudur ama. Ama şunu söylemem lazım. Ben Ünal olarak size her zaman ulaşabiliyorum. Sizi mesela makyajlı, sıfır makyaj sokakta görebiliyorum. Tabii canım. Ben benimki pazarda da görüyorsun, halk pazarında. Ben gidip oradan sebzemi de seçiyorum, domatesimi de yapıyorum yani. Hani siz böyle yaşıyorsunuz. Tabii. Ama diğer tarafta da şu var ki bırakın sanatçıya ulaşmayı, menajerine ulaşamıyoruz. Hani işte özel şoförler, korumalar, menajerler, basın danışmanları böyle bir ekip geliyor önden. Sonra sanatçı geliyor. Şimdi sana ben bir örnek vereceğim. Sen bunu bilir misin bilmem de Cahit'e Sonku vardır bilir misin? Tabii. Yani karşılaşmadım ama biliyorum. Cahit'e Sonku'lar bunu aç ölüler aç. İnsanlar ne oldum demeyecek ne olacağım diyecek. Bak öyle tehlikeli yollarda yürüyorlar ki onlar. Bir kere bir marka merakıdır. Evet. Arabanın en iyisidir, evin en iyisidir. Şudur budur derken bunu devam ettirebilmek için o kadar kötü şeyler gelir ki bu insanların başına. Bir kere olduğu gibi yaşaması insanın çok önemli. Göründüğün gibi değil, olduğun gibi değil. Ne Mevlana'nın bir lafı vardır. Göründüğün gibi ol. Ya da olduğun gibi görün. Hı hı. Olduğun gibi görün. Çok önemlidir bu. Yani bir kere şirketler kuruluyor, arabaların hepsi kredilerle alınıyor. O bildiğiniz lüks arabaların hiçbir tanesi bunların kendi malı değil. Şirketlerin üstüne o şirketler kapatılıyor, arabalar iade ediliyor. Birçok sanatçının altındaki araba kiralık. Ama en lüks, en son model. Tamam mı? Şimdi bakıyorsun bunlar senede bir ay çalışıyorlar. Bir iki tanesi hariç. Hı hı. Mesela Demet Akalın dibine kadar hakkını vereceksin. Kızın boş tarihi yok. Evet, doğru. Cepte. Doğru. Helal olsun. Umuyorum yatırımlarını iyi yapar. Umuyorum. İşini de güzel yapıyor. Çok da egosu yok onun bak. Çok da egolu bir kız değil o. Yani belli ölçülerde belli yasakları bir şeyleri var ama çok da egolu değil. Egollar başkaları. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani arabalar kiralık, şirketler kuruluyor, bilmem ne yapılıyor. Oradan kliplere dünyanın parası harcanıyor. Şuna bakıyorsun. Nereye kadar arkadaş? Sen şimdi nereye yatırım yapıyorsun? Ömrü billah burada gitmeyeceksin. Zaten belli bir saatten sonra sen mesleği bırakmasan meslek seni bırakacak. Doğru. Ki arkadan yeniler geliyor sürekli. Bir de bu yenilerin önünü kesme bir sevdası var. Aman evet. Onu çıkartma ben çıkayım. Bırakın yani bırakın bunları. Sen otur artık belli bir saatten sonra ona hocalık yap. Böyle birilerini çıkart yetiştir. Aslında yolu aç. Tabii bir mi? Şirket kur onlara bir Hı-hı. albüm yap bir şey yap. Bu ego nereye kadar? Ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Benim şarkıcılığa başladığım yıllardaki ekonomik şartlar şimdiki gibi olsaydı benim kesin müzik okulum vardı ve ben şarkıcı yetiştiriyordum. Ama öyle bir paralar biz kazanmadık. Bunlar şimdi başı dışarı paralar kazanıyorlar ama baktığın zaman
Ben onlardan daha çok para kazanmışım. Neden? Ben 365 gün çalışıyorum, onlar bir gün çalışıyor. Bir ay çalışıyorlar. Ne demek istediğimi anlatabildim. Evet, yazın evet. Konserlerde 10 tane konser yapabiliyorsa, onlar, ben 365 gün çalışıyorum. Ve benim hayatıma baktım, ben onlardan daha çok para kazanmışım. Doğru. Allah sonlarını iyi etsin. Ama gidilen yolu siz çok sağlıklı görmüyorsunuz. Hayır, sağlıklı olur mu böyle bir şey ya? Hı-hı. Bir kadının yani aynı ayakkabıdan 100 tane olur mu, böyle abukça bir şey olabilir mi ya? Nasıl yani? Nereye kadar? Doğru evet. Değil. Ve aslında siz de bir örnek verdiniz. Hani biz de mesela en son Bursa'daki Büyükşehir Belediyesi'nin huzur evinde Baykal Kent'i kaybettik. Biliyorum. Yani aslında çok hazin sonlar da yaşanabiliyor. Onun gibi neler var biliyor musun? Kaç tane? Aç ölüp. Bir tek eski, geçenlerde figüran arkadaşlardan bir tanesi, eski filmlerin figüranlardan bir tanesi öldü. Ondan kavga etti, arkadaşı geldi. Bir tek o vardı cenazesinde. Semih ablacığım, sizinle ilgili merak ettiğim bir konu da şu. Ne? Aslında 70'li yıllarla birlikte pop müzik yaptınız hep. Kaç albüm var? Aa, hatırlamıyorum. Var ama var. Çok var. Var. Milyonlar satmış albümler bir, var. Adını yollara yazdım. Albüm benim 1,5 milyon net sattı. Pop müzik diye adlandırabiliriz değil mi? Arabesko. Arabesk miydi? Peki. Girişirsin artık hep bir dudağımda. Şarkı yaptım seni, dillere yazdım. Girişirsin artık hep bir dudağımda. Şarkı yaptım seni, dillere yazdım. Ben şimdiden seni yollara. Ama başlangıç pop müzik, onu biliyorum. Tabii ki. Hayır, ilk başlangıç arabesk. Arabesk mi? Benim dünyam sen de bizden sonra Orhan Gencebay. Klasikleri 45'lik yaptım ben onu. Ondan sonra pop müzik, ondan sonra revizyon, sonra tekrar arabesk. Şimdi bunu soracağım. Şimdi sahne programlarınızda Türk sanat müziği, Alaturka, değil mi? Arabesk. Karıştırıyorum. Söylüyorsunuz. Türkü, özgün, Türk hafif müziği, Türk sanat müziği. Ben her şeyi okuyorum. Okumadığım yok. Her türlü müzik okuyorum sahnede. Evet. Peki. Türkü okuyorum. Türk sanat müziği okuyorum. Arabesk okuyorum. Türk halk müziği okuyorum ve özgün okuyorum. 5 çeşit müzik yapıyorum ben sahnede. Ama bir Alaturka Türk sanat müziğiyle bir açılış yapıyorsunuz. Çünkü tabii, ben biliyorum. Rüya gibi uçan yıllar. Ya Hicaz ya Segah, öyle çıkarım. Hicaz ya da Dönülmez Akşam Uzunluğundayız falan filan. Bir şeyler yaparım. Şunu soracağım. O yüzden böyle girdim. Seyirci de sahnede artık bunları mı duymak istiyor? Yani çok... Hani bilindik, radyoda hep dinlediğimiz özledikleri, pop şarkılarını duymak istemiyor sanki. Özledikleri, çünkü özlendi. Çünkü Türk sanat müziği unutuluyor artık. Unutuluyor. Allah'tan ki yeni kuşağa baktığım zaman, yeni kuşak derken çok hani 20'li falan insanların aklına gelmesin. Ahmet Özhan kuşağını devam ettiren bir Gökhan Sezen var. Hı hı. O ekolü devam ettiren. Evet. Vahdet Vural ekolünü devam ettiren bir Ayhan Aşan var. Hı hı. Yani Allah'tan ki bunların arkalarından birileri geliyor ama kadın Türk sanat müzikçi dediğiniz zaman Sibel Can Türk sanat müzikçi değil. Ebru Gündeş de yani fantezi. Fantezi ama Ebru iyi bir Türk sanat müzikçi olur. Hı hı. Güzel ses. Bak onu dinliyorum. Onu dinliyorum. Hakikaten dinliyorum. Yani ama baktığın zaman o eski zamanlardaki o Türk sanat müziği solistleri nerede? Gazinoda kalmadı gerçi de. Ama birilerinin bunları yapması lazım. Günah bunlar bizim kendi müziğimiz. Doğru. Yok, yok yalan deme. Sevgi denen o gerçeğe. Yok, yok, yok yalan deme. Sevgi denen o gerçeğe. Sahnede kaç yıl oldu Semih abla? 44. Maşallah 44 yıl. Aman Allah'ım. Ben böyle bir 30'lu rakam falan bekliyordum. 44 yıl. 44 maşallah. Tabii. 14 yaşındayım ben sahneye çıktığımda. 1972'de. 75'te revizyona gittim. 44 yıl oldu. Harika. Şimdi tabii sizi tanıyanlar sizin ne kadar dobra olduğunuzu, ne kadar kimseden lafınızı esirgemediğinizi bilir. Yemem. Sahnede böyle yaşadığınız en ilginç anılardan ne var?
Yaşları 44 yıl. Hani. Ya şimdi hangisini anlatayım? Adam dövmeyi, adam dövmeyi mi anlatayım, kadın dövmeyi mi anlatayım? Yani çok, o kadar çok şey var ki. Dövdünüz mü? Tabii. Meyve tabağını alıp kafasına geçiyordum yani. Tabii. Neden? Ne oldu? Terbiyesiz teklifte bulununca. Çünkü sendeki her kadını böyle garip bir şekilde görünce, öyle bir terbiyesiz bir teklifle gelince, böyle o zaman böyle meşaleli meşaleli meyve tabakları vardı böyle alevli alevli. Alevli. Böyle ben de sende yukarıdayım, buna böyle almam lan güm diye karıştı ortalık tabii. Buna benzeyen çok olayım vardır benim. Kadın dövdünüz mü? Tabii çok. 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 O neden oldu mesela, en net hatırladığınız? Ya sanatçıların içinde de var ufak tefek tepelediklerim. Eyvah. Tabii tabii. Bir de bir şey var mesela. Ben işimi yapıyorum arkadaş. Hı hı. Ve ben dekolte seven bir kadınım. Dekolte seviyorum ya. Allah Allah, kime ne? Yakışıyor da. Ben giyiyorum ya. Ben dekolte seviyorum. Dekolte giyiyorsun. Masal, yani bir de işin icabı. Masalara hoş geldiniz diyor. Masaya yaklaştırmıyor da. Kadın seni kocasından kız. Oğlum hasta mısın sen ya? Ya rahatsız mısın yani? Hadi kulise geliyor bilmem ne, bakıyorsun. İki tane yapıştırıp gönderiveriyorsun yani. Kulise kadar geliyor. Tabii tabii tabii. Aman Allah. Tabii tabii, böyle rahatsızlar çok var. Ya da yürüyorsun, elbiseni çekiştiriyor. Ya seni cimcikliğe dönüp yapıştırıyorsun yani. Ben çok biliyorum kadın, bir mikrofon vurdum kafasına. Ya bu, çat diye yapıştırıyor. Bu şakayla yani. Karışık mı oluyor yoksa bayağı? Ciddi ciddi. Çekilsene kocamın yanına. Çat diye mikrofonu geçiriveriyorum. Hadi posta paketi. Yani yapmışım. Bir kadının dişini kırdım mikrofonla. Tabii yani. Oo fena. Peki bu tepelediğin bir iki sanatçı da oldu dediniz. Hmm. Onlar neden? Hadi kim olduğunu sormayayım. Kıskançlık. Bu genelde sahnede sıra kavgasıdır. Repertuar kavgasıdır. Bilmem nedir falandır filandır. Biraz da fiziksel kıskançlık. Ama o normal. Fiziksel. Giriyorsun kulise, elbisen kesik. Aa o derece. Ha. Yani o elbise fena. çok açıksa çıksa, dekolteyse ve bana çok yakışıyorsa... Cart diye makas atmış. Biliyorsun bunu kimin yaptığını, yapışıyorsun ya saçında. Döndürüp duvara yapıştırıyorsun işte ondan sonra. Eyvallah. Yani. Tabii oluyor. Olmaz mı? Oluyor. Var mı, isim verelim mi? Yok. Vermeyelim. Olmaz, ayıp olur. Peki çok var. Çok onlar var. Onlar gizli kalsın. Çok var. Ha yeri gelip benim de yanlış yapıp da gelip de bana bir tane tokat patlatan da var. Tabii tabii. Olmaz mı? Ha bana bir tane patlar. Haberim yoktur. Döner ben de ona bir tane patlar. Ha, dövüşürüz de yani. Bunlar da var. Olmaz mı ya? Hayatın içindeyim ben. Pazara da çıkıyorum, arabada kullanıyorum, balıkçıya da gidiyorum, balıkta tutuyorum. Yani maniküre de gidiyorum, banyo da yapıyorum. Benim hayatım bir hayat. Evet. Hayat, bu hayatın içinde olan her şey benim hayatımda var. Şimdi biz tabii bunu konuştuk ama hemen eyvah, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet meselesi tabii çok hassas bir konu. Bana da şiddet yapıyorlar. Bana yapıyor, çimçikliyor, elbisemi kesiyor. Bilmem ne. Ben de karşılığını veriyorum. Yani sana birisi bir şey... Şimdi bak. Kediye nankör hayvan derler kedilere. Kedinin önünden yemeğini al tırmalar. Birisi gel sana iki tane yapıştırdı, sen düşündün ve sen vurmaz mısın arkadaş yani? Ya da seni tahrik etse bir yere kadar, bir yerden sonra tansiyonun fırlıyor. Tamam, tabii eskisi ben... gibi değilim ben. Ha, çok tamam, tansiyonunuzu fırlattım fazla diyecektim. Eskisi gibi değilim ben, çok törpüledim kendimi. Tabii canım, yaş 58 olunca sakinleşiyorsun artık. Şimdi siz yaşınızı söylemekten de hiç çekinmiyorsunuz. Hiç çekinmiyorum. Ama programda da ara ara konuştuk ya, hakikaten yani kıskanılacak bir güzelliğiniz ve fiziğiniz var. Efendim bu arada Semiha Hanım anneannedir. Tabii anneanneyim. 4 yaşında torunum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ama bu formu korumanın bir sırrı olmalı. İnan bana yok. Yemin ediyorum yok. Ne spor yapıyorum, ne beslenmeme dikkat ediyorum. Ne bir şey yapıyorum. Sabah kalkıyorum, bir ekmek, öğlen bir ekmek, akşam bir ekmek yiyorum. Günde 3 somun ekmek maşallah, yiyorum ben. Maşallah, afiyet olsun. Ha, şunu yapmıyorum. Sabah kahvaltımı ettim mi, öğlen yemeğine kadar arada bir tane bir şey atıştırtamazsın bana. Tek bir leblebi bir tanesi bile. Akşam yemeğine kadar arada da hiçbir şey atıştırtamazsın. Akşam yemeğimi yerim ve yatarım. Beni tek böyle dinamik tutan, ben hep bunu söylüyorum. Sabah kahvaltıya başlamadan önce yediğim yarım demet maydanoz. Biraz da genetik. Yani 3 somun ekmek deyince şimdi, ama efendim siz evde uygulamayın bunu yine de. Ben makarnayla ekmek yiyorum ama ha, getir pasta yemem. Getir hamur işi tatlı, hatta tatlı. Baklavaydı, börekti, şöyle bir ağzıma koymam. Sütlü tatlılar çok nadir. Tatlı hiç sevmiyorum, hiç yemiyorum.
acı ne varsa. Sabah kahvaltısı acı biberle başlıyorum. Oo. Tabii. O da zaten biraz da o metabolizmayı hızlandırıyor acılar. Doğru. O yüzden de böyle kalıyorum işte, ne bileyim ben. Şu öyle. Arada sizin bu fiziğiniz çok konuşuluyor. Çok. Asena bir resim çekti, sorma. Asena'dan oldu diyorsunuz her şey. Aslında biraz da Şenay Yangel galiba. Astrolog, Türkiye'nin tek doktor astroloğu biliyorsun Şenay Yangel. Onun yönlendirmeleri. Abla biraz sosyal medyayı kullanır mısın dedi bana. Asena resim çekti. O iki insana hayatımı çok şey borçluyum ben. Şenay Yangel ve Asena'ya. Gerçekten ikisi benim için kaşıkçı elması gibi. Şenay Yangel izlenilmesi ve takip edilmesi gereken çok önemli bir kadın. Dünyadaki bütün olacak olayların, terör olaylarının bilmem nelerinin falan filan bundan 3 sene evvel söylemiş kadın. Bütün nokta atışları. Hayatım, benim rehberim zaten. Şenay Yangel. Asena ile biz birlikte çalışıyoruz. Asena beni götürdü. Asena da benim hayatımdaki kaşıkçı elmasım. İkisi de böyle. Onların yönlendirmeleriyle o resimler yayınlandı. Ertesi sabah bir kalktı, Türkiye çalkalanıyor. 18'lik kız. Yok artık 18'lik değil. O kadar da değil yani. 18'lik olacak halim yok. Ama kendi yaşıtlarıma göre baktığım zaman ya da benden 10-15 yaş küçüklere baktığım zaman birazcık onlarla daha dayanabiliriz bence. Onlara birazcık fark atıyorum yani. Onlara atıyorum. Allah'ıma bir şükür olsun. Peki, nazar değmesin. Teşekkür diye. Ederim. Semih ablacığım, seri sorularım var. Çok seri gitme. Seri sorularını alayım ama çok da seri seri gitme. Tamam, ben seri soracağım. Cevaplar sizde. Nasıl tamam, isterseniz peki, cevap verin. Peki. Para. Hayat. Huzur. Şefkat. En çok kime şefkat duyuyorsunuz? Torunuma. Kızınız üzülmesin ama sonra buna. Yok, üzülmem. Çünkü o küçük. O küçük. Onun annesi de ona şefkat gösteriyor zaten. Doğru. Tatil desem? Akyaka. En son ne zaman tatile çıktınız? Her sene çıkıyorum. Yazları tatili tabii, galiba aksatmıyorsunuz. Akyaka'yı severim. Akyaka benim sevdiğim bir yerdir. Evet, çok güzel bir de Çeşme yer. Ama Akyaka. O çok kalabalık yerleri sevmiyorum. Akyaka'yı daha çok tercih ediyorum. Keyif desem? Neden keyif alırsınız? Türk kahvesi. Şekersiz. Bol şekerli. Öyle mi? Tatlandırıcılı yani. Televizyon. Belgesel. Böyle kaçırmadan takip ettiğiniz bir dizi, bir program ya, var mı? İşim imkanı da yok zaten. İstesem de diyorsunuz. Hayır, mümkün değil. O dizinin yayınlanacağı gün ben kalkıp bir yere gidiyorum, kaçıyor, bilmem ne oluyor falan. O yüzden dizilere fazla şeye bakamıyorum. Eskiden bir çocuklar duymasın fanatiydim. Hala tekrarlarını yakalarsam seyrediyorum. Başka bir şey seyredemiyorum, yok. Peki. Yeşilçam deyince ne geliyor aklınıza ya da kim geliyor? Türkan Şoray. Bu cevabı çok fazla alıyorum. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray. Az önce konuştuk ama hadi sorayım yine. Spor? Hiç yapmam. Sevdiğim spor tenis. Tenis izlerim. Yüzme izlerim. Oynuyor musunuz? Yok. Yüzme izliyorum. Michael Phelps bayağı yüzmede sevdiğim bir arkadaş, Amerikalı. Madalya üstüne rekorlar üstüne rekor. Teniste de Roger Federer, Nadal, Serena bildiğimiz falan, onları bayağı bir severim. Rafael Nadal falan bayağı onları falan takip ediyorum. Grand Slam'leri seyrederim. Şimdi yüzme deyince tabii şeyi de ben buradan atlarımı da unutmamak lazım. Bayağı 5 metreden atlamıştım en son. Cesaret gösterdiniz yani. Şimdi buradan da atlarım, önemli değil. Atlarım yani. Öyle mi? Peki, cesaret. 55 yaşındaydım o zaman. Yani o yaştaki bir kadının yapması gerekiyor. Yaptığı önemli bir iştir o. Balıklama, evet, atlamak. Çivileme, evet, atlarsın. Evet, evet. Sema gibi popoyu çatlatırsın ama. Kulakları çınlasın burada. Çınlasın. Aile. Önemli. Önemli. Aile insan hayatında çok önemli. Torununuzla çok vakit geçirebiliyor musunuz? Çünkü işte her gün sahneniz var. Çok fazla geçiremiyorum tabii. Yani çok özlüyorum.
Ama kendime böyle bir saat zaman ayırdığım falan bile olsa direkt onun yanındayım. Böyle, anne, senin beni arabanda gezdirmen gerekiyor biliyorsun değil mi? diyor bana öyle. Tabii. Benim telefonumdaki bir takım mesaj sesleri onun sesine kayıtlı. Teşekkür ederim şimdi öptüm diyor. Aynen tabii. Güzel. moda? Yakışan. Bir modacı ile çalışıyorsunuz. Hayır. Değil mi diyecektim. Çünkü sahne kostümleriniz çok şık. Hayır. Onlar kimin eseri? Tamamen doğaçlama. Öyle mi? Aa, çok ilginç. Bazıları bir mağaza var, onun özel çizimleri. Birkaç tane Asena'nın özel çizdiği, birkaç tanesi benim çizdiklerim. Birkaç tane oradan buradan bozup yenisini imal ettiğimiz falan filan ama böyle hani illa gidip şu modacı, yıllar evvel çok çalıştım, çok büyük paralar ödedim. Aptallık etmişim Çula Çaputa bu kadar para. Ama doğru, Çula Çaputa bu kadar para harcanmaz. Daha önemli şeyler var hayatta. Evet. Kendi modacılığınızı kendiniz yapıyorsunuz. Ben yani yakışan güzel. İnsana zaten, insanın kendine yakışanıdır moda gerçekten. Peki, seri sorularımın sonuncusu, yani doğru insana sorduğumu düşünüyorum, alacağım cevabı da merak ediyorum. Aşk. Elma şekerine benzer. Yalarsın, elinde kazığı kalır. Tam Semiha Yankı'ya göre bir tanım oldu. Aynen öyle. Çünkü son zamanlarda baktığın zaman herkes birbirine bir kazık atıyor bu son dönemlerde. Aşk bitiyor, sevgi önemli. Aşk bir anda bitiyor ama gerçekten bu böyle. Aşk elma şekerine benzer. Elinde kazığı kalıyor sonuçta. Böyle. Peki inşallah bizim elimizde kazık kalmaz diyelim. Semih abla teşekkür ediyorum seri sorulara verdiğiniz cevaplar için. Bu arada programımızın yavaş yavaş sonuna da yaklaşıyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben nasıl geçti anlayamadım. kapatmadan önce ben son sözü size bırakmak isterim. İyi ki sen çağırdın beni. İyi ki buradayım. Canım açık kardeşim. Çok teşekkür ediyorum sana Ünal'cığım. Sizlere de arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sevgili Bursalılar, sizi çok seviyorum. İnanın. Keşke burada büyüseydim. Keşke burada yaşasaydım. Gerçekten Bursa benim için çok önemli. Çok önemli dostlarım var. Çok güzel arkadaşlıklarım var. Çok ekmeğini yedim ben bu şehrin. Çok ekmeğini yedim ve hala yemeye devam ediyorum. Size bir vefa borcum var. Umuyorum mesleği bırakırken bir son konseri halka açık bedava vereceğim size. Yıllar sonra ne kadar daha gidecek. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla bakın. Sizi çok seviyorum Olay TV izleyicileri. Olay TV'nin başta en yukarıdaki sahibi sevgili Cavit Çağlar olmak üzere. Herkese çok sevgiler. Cavit Bey çok eski dostumdur, çok eski arkadaşımdır. Herkese çok sevgiler, saygılar. Yolunuz bahtınız açık olsun. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Efendim Renkli Hayatların bu haftada sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.